Mahsun Kırmızıgül Mihriban okuyor. Hani nerede canlı okuyor? Vallahi bilmiyorum. Canlı canlı Mihriban türküsü muhteşem. Bülent Ersoy Show 1995. Hadi bakalım. Ne okuyacaksın demiyorum. Ben sen... Mahsun Kırmızıgül'le ilk tanışmamı anlatıyorum size. Yıllar yıllar önce. Ben İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okuyordum. Tahmin ediyorum 3. sınıftayım. Bir gün şöyle bir şey, okulda bir kütüphane vardı. Daha doğrusu kütüphane yoktu. Ben sevdiğim böyle 2-3 arkadaşımla beraber okuldaki eski böyle kitapların falan dağınık olduğu o kütüphaneyi düzenleyip çok güzel bir kütüphane haline getirdim. İçeride harika bir atmosfer yarattık. Tertemiz kitapları tek tek dizdik, listeledik. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kütüphanelerinden biri ses eğitiminin içinde. Ve haliyle Mahsun Kırmızıgül de o zaman okumuyordu. Yani bir ziyarete gelmişti. Mahsun Kırmızı ilk defa bizim kütüphaneye geldi. Arkadaşlar selam falan dedi. Ben Mahsun Kırmızıgül'le ilk tanışmasında direkt ayakkabısına basmıştım. Hayatımda hiç unutamadığım bir andır. Yani direkt merhaba deyip böyle direkt ayakkabısına basarak ve böyle siyah ayakkabıları vardı. İlk tanışmam bu şekilde oldu. Şimdi de sesini dinleyelim. Mahsun Kırmızıgül'le hatırladığım ikinci anı da Mahsun Kırmızıgül'ün Fa'dan okumasıdır. Bu da meşhurdur. Fa. Sürekli Fa. Gerçekten ilginçtir. Ben bir Mihriban istiyorum. Ya böyle her konser videosunda hatırlarım Fa 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 diye ses alırdı. Hadi kurban olsun. Tenor. Erol Uras'ın öğrencisidir. Erol Uras, Allah rahmet eylesin, müthiş bir hocaydı. Böyle tenor sesleri gümbür gümbür çalışır. Kendi zaten olağanüstü bir tenordu. Yani hiç kimse onun gibi olamazdı ama en azından çalıştı, onunla çalışmış biri. Bizim okulda 2 sene okuduğunu biliyorum ben. Mahsun Kırmızıgül'ün İTÜ'de ve yani ciddi kendisini geliştirmek için çalıştığını da biliyorum. Tona bakalım. Fa. Ne acaba? Re. Niye bu kadar yavaş çalıyor ya orkestra? Geçen bir de Mahsun Kırmızıgül'ün filmini de izledim ben. Prestij. Tabii Mahsun Kırmızıgül'ün aslında belki de yani Mahsun Kırmızıgül Prestij döneminde ve Kral TV'nin çok revaçta olduğu 90'ların son dönemi, 90'lar, 95, 96 bu dönemlerden sonra inanılmaz derecede. Şimdi yeni kuşakla eski kuşak arasında artık fark oluştuğu için hep bunları video başında anlatıyorum. Çünkü yeni kuşak eski birçok şeyi bilmiyor artık. Bilmiyor yani. Neler yaşandığını bilmiyor, o dönemlerin ne olduğunu bilmiyor. Ay gözüme bir şey kaçtı bu arada. Hayvan gibi kaçtı, dur. acayip domine etmiş piyasayı biri. Yani Mahsun Kırmızıgül dedin mi... Ülkede yani çıkmadığı, girmediği radyo, çalmadığı yer yok, yok, yok. Gerçekten domine etmiş bir şarkıcı. Ve o dönemde hani şu an siz gençler, çoğunluk gençler, onu Mustafa Sandal'ın Onun Arabası Var'a, Onun Arabası Var isimli tiz performansıyla hatırlıyorsunuz. Biz de şeyle hatırlıyoruz. Yıkılmadım, ayaktayım. Biz de bunu hatırlıyoruz. Yani her dönem Mahsun Kırmızıgül'ü başka bir şeyle hatırlıyor. Şimdi eski zamanında işte Kral TV'de Mahsun, Alişan, Özcan üçlüsünün yani üç tenor sesin performansını dinlerdik. Bence Mahsun Kırmızıgül böyle güzel bir dramatik tenor. Sonra saçlar düz la ile girecek. Sana saçlarını beni görme. Hem pozisyonda hem net hem kuvvetli. Bir de en iyi zamanı 95. Tam dediğim gibi yani. En prime zamanı şu an. Sana saçlarını beni görme. Onun efsanesi tabii mikrofonu şu şekilde tutup eğilip kalkması.
Ama dikkat edin. Mesela hiç boyun arkaya atma falan yoktu. Nefesle beraber öne verme var. Dedim ya. Bir şan geçmişi var çünkü. O kravat başa bela bu arada. Çünkü boğazın sıkılması her zaman rahatsızlık verici bir şey. A'yı açışına bakın. Ya kült hareketleri var tabii ki şimdi. Böyle keskin bitirişleri var mesela. Kült. Yani bunu gördüğünüz zaman Mahsun Kırmızıgül aklınıza gelir. Mesela. Öğlere bakın. Büyük, açık. Tam beni oradan göremiyorsunuz benden. Bakın. Kapatıp açıyorum. Hiç dikkat ettiniz mi? Hiç bu yok. Hep karşıya. Sadece burada tutabilmek için sesi hafif biraz yaptı. Falset. Genelde duruşuna bakın. Dik pozisyonunu her zaman koruyor. Ya bu size şey gelebilir mesela. Yani adam ne var ya, sahnede duruyor adam, hocam ne yapacak diyebilirsiniz. Ama bunlar bu işin eğitiminin parçalarıdır ya. Mesela hiç unutmam, yani Erol Hoca bize söylerdi, Allah rahmet eylesin, tekrar analım. Müthiş bir tenor Erol Obraz. derdik ki hocam, yani biz seyirci karşısında dururken elimizi ayağımızı nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Hani ne yapabiliriz? Çocuklar hiçbir şey yapamıyorsanız dimdik durun derdi. Dimdik ve düzgün durun. Bu kadar. Bana hep Mahsun Kırmızıgül'ün hareketlerinin bir kısmı onu hatırlıyor. Bakın seyirciye döndüğü anda, yani orkestraya bakarken eğlenebilir, ritim tutabilir vesaire, ama bakın seyirciye dönüşüne bakın. Döndü. En zor an zaten seyircinin karşısında ne yapacağınız değil mi hayatta? Yani seyirciye döndüğünüz zaman bir sahneye çıktığınızı düşün. Böyle mi duracaksınız? Şöyle mi yapacaksınız? Elinizi cebine mi sokacaksınız? Hayır. Bakın. Düz simetrik pozisyon alıp sabit kalıyor. Boynunu kaldıracak. Seyirciye bakacak. Biraz orkestradan destek. Bir daha diye anlatmaya çalıştı o. Tekrar et. Dikkat edin. Özellikle son harfler. Yarama. Tam son nefesi. Diyafram desteğiyle öne verme. Pozisyonda tutmak için yaptığım şey. Çünkü hiç şey okumuyor yani neredeyse. Tiz seslerinde hiç yumuşak pozisyon yok. Hep kuvvetli, tazikli, güçlü ses kullanarak tiz ses kullanıyor. Kolay değil ha. Bu türküyü okumaya çalışın bakın bu tonla. Zaten parça bu. Bir de Kubat'la okuduğu bir tane video var. Bir de ona bakalım. Nemrud'un kızı. Yakardım, yakalamadım. Ağlamaz
bakalım. Hicaz'ın yeri. Kadın sesleri tizdeler. Mahsun da geldi galiba. Sizi Kerbela'dır. Sina Türel. Çok da temiz hala. Tabii ekol çok farklı. Şimdi o ker patlatarak vurma Adnan Şenses'in ekol hareketiydi. Bu. Yani Allah rahmet eylesin. Adnan Şenses'in efsanesidir bu yani. Bam diye kafasına vurarak. Hem tehlikeli bir şey aslında. Tehlikeli bir şey çünkü anlık bir aksiyon aldırıyor ses kaslarına. Ama bir yandan da klasik Türk müziği yani. Kerbe hissini veriyor. Tokatlama derdim ben buna yani teknik olarak. Eskiden 4-5 sene önce. Ya Özgün. Arkadaki abi o proyu tüttürüyor, zevkle diyor ya. İçeriği tabii bir gazhaneye çeviriyor. Şarkıcılar için bir kabus yaratıyor. Bak bak şimdi bak. Aa, büyük. Gene hiç değişmemişti yani. Şarkıcılık refleksleri o kadar yerleşmiş ki gerçekten. Kült ve net. Pozisyon, okuma becerisi hiç değişmemiş. Bakın gene tiz seslerde öne eğilip. Tenor sesi seviyoruz ya değil mi, böyle net tenor ama. Şey değil yani, böyle çakma tenor değil. Hani bu sesleri böyle bıçak gibi veren keskin renkleri seviyoruz. Gerçekten öyle. Mahsun Kırmızı Gün'de sesi hakikaten bu keskinlikte, bu netlikte, Sina Türeller falan böyle bıçak gibi geliyor hakikaten. Gerilerde falan değil, hep önde. Tesla. Bakın ne zaman tüye çıkacaklar. Peslerin hiç bir önemi yok sanki. Bir an önce geç geç geç. Ha, Emel Emel o. Emel. Ha? Ker. Ya şu Kerbela. Bugün Ercan Saçi dedim. Ercan Saçi de burada. Özgün, bugün bir gariplik var bende. Ben söyleyeyim sana. Bugün de bir gariplik var. Bende de değil. İlginç yani. Ne desem oluyor bugün yani. Ama masa Şampiyonlar Ligi hocam yani. Orada kimler? İnanılmaz bir masa. İnanılmaz. Tabii tabii, yönetmenlere kadar. Ker! Çok çok güzel gerçekten. Tertemiz ya. Hani net. Çok net bir ses yani. Çok net. Hiç böyle tizlerinde falsetler, kaçamak sesler falan filan yok. Bıçak gibi ve net sesler gerçekten Mahsun Kırmızıgül'de. Vallahi her şeyinde böyleydi. Mahsun Kırmızıgül'ün konser kayıtları vardır eski de, şu an bunlar yoktur yani. Konserlerde daha zorlu şeyler yaşıyordur muhtemelen. O zaman bayağı böyle bir sürtoneleşme eğilimi vardı okumalarında. Bir bazen konser kayıtlarını dinlerdik. Hep böyle tize doğru, daha da tize doğru hafif sürtone okumalar vardı. Ama tabii artık yıllar geçti onların üzerinden.